Hepinize merhaba değerli hocalarım, arkadaşlarım ve çok sevgili öğrencilerimiz. Türk İmmünoloji Derneği'nin İmmünoloji Aydınlatıyor webinar serisine hoş geldiniz. Biliyorsunuz pandeminin ilanından çok kısa bir süre sonra, yaklaşık bir ay içerisinde 17 Nisan'da başlayan ve bizi haftalık bazda COVID-19'la ilgili yeni bilgileri, yeni bilgi birikimini öğrenmeye, takip etmeye olanaklı kılan bu webinar serileri 19 Haziran itibariyle COVID-19 açısından sonlandı. Şimdi immünolojinin diğer konularına odaklanıyoruz. Bugünkü konu başlığımız kanser immünoterapisi. Kanser immünoterapisi de immünolojinin son özellikle 10 yılda çok gelişme gösteren, ilgi odağı olan ve umut odağı olan bir başka konusu. Ve bugünkü konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Tolga Sütlü. 10 yılı aşkın bir süredir bu konuyla ilgili olarak araştırmalar yapıyor. Kendisine ben sözü vermeden önce kısa bir konuyla ilgili giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Evet, şimdi hepinizin bildiği gibi organizmadaki hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda kanser meydana geliyor. Ve aslında tümöre karşı bir immün cevap var. Ve biz bu immün cevap sayesinde hayatımız boyunca aslında çok sık bir şekilde kanser olmaktan kurtuluyoruz. Bir kısmımız hiç kanser olmaksızın yaşamını sürdürüyor. Çünkü immün sistem bu çoğalmaya başlayan hücreleri, anormal hücreleri zamanında tespit edip ortadan kaldırma yeteneğine sahip. Peki hangi hücrelerimiz bu işleme katılıyor? Aslında immün sistemin hemen tüm hücreleri, B hücreler, T hücreler, makrofajlar, dendritik hücreler, doğal öldürücü hücreler hepsi işin içerisine giriyor ve tümöre karşı bir savaş vermemizi sağlıyor. Peki bu senaryonun bir başrol oyuncusu var mı? Evet, T hücreler bu senaryonun başrol oyuncusu. Doğal öldürücü ya da natural killer hücreler diye adlandırdığımız hücreler ise en iyi yardımcı oyuncu görevini yapıyor. Çünkü bunlar tümöre karşı savaş veren baştaki iki temel hücre. Ne yapıyor tümöre karşı T hücreler? Neden başroldeler? Bir tümör hücresi genetik olarak değişiyor ve çoğalmaya başlıyor dedik. Bu değişim sırasında da farklı proteinleri üretmeye başlıyor ve bu proteinler burada gördüğünüz gibi tümör hücresi yüzeyinde bir MHC molekülü üzerinde T hücrelere sunuluyor. Aslında bütün çekirdekli hücrelerimiz bu MHC moleküllerini bulunduruyorlar ve bunların üzerinde gerek kendi antijenlerimizi gerekse yabancı antijenleri sunabiliyorlar. İşte bu tümör hücresine özgün olan, ona özgün reseptör ifade eden T hücreleri de bu antijeni tanıdıktan sonra aktif hale geliyor ve tümöre karşı bir savaş veriyorlar. Peki tümöre karşı bir savaş veriyorlar da biz kliniklerde neden bu kadar çok kanser hastasıyla karşılaşıyoruz? Karşılaşıyoruz çünkü tümör bir müddet sonra kendini duruma adapte ediyor ve immün sistemden kaçmanın yollarını buluyor. Yani tıpkı burada gördüğünüz gibi immün sistem mevcut ama tümörleri görmemiz mümkün olmuyor. Nasıl sağlıyor tümör hücreleri bunu? Dedik ki T hücreler MHC üzerinde antijeni görüyorlar. İşte tümör hücreleri antijeni eksprese etmemeye başlıyorlar, ifade etmemeye başlıyorlar, çeşitli mutasyonlar geçirebiliyorlar. Ya da onu sunacak olan MHC molekülleriyle ilgili genleri ya da o sunum yolunda görevli olan genleri mutasyona uğratıyorlar. Sonuçta tümörün yüzeyinde herhangi bir antijen
sunulacak bir tümörü varlığını ifade eden peptit olmadığı için T hücreler bu tümörü tanıyamıyorlar. Yine bunun yanı sıra tümör hücreleri yüzeyinde çeşitli inhibitör ligandlar eksprese edebiliyorlar ya da immün baskılayıcı bir takım aracılar, sitokinler salgılıyorlar. Bunlar da aslında oraya savaşmak üzere gelmiş olan, hazır olan T hücrelerinin baskılanmasına neden oluyor. Sonuçta bu koşullar immün sistemin tümöre karşı etkili bir cevap oluşturmasını engelliyor. Tümör ve tümörün hazırladığı mikroçevre bu nedenle immün sistemi hedeften yani kanserden saptırıyor. İşte immünoterapiler immün sistemi yeniden hedefe yönlendiren bazı tedavi yöntemleri. Nedir immünoterapinin tanımı? Hastalıklarla savaşmak amacıyla hastanın immün sisteminin kullanıldığı tedavi yöntemi. Sadece kanserde mi kullanıyoruz? Hayır, bugün tıbbın birçok alanında immünoterapi yaklaşımlarını kullanıyoruz. Bunlardan en eskilerinden bir tanesi monoklonal antikorlar. Tümörün yüzeyindeki herhangi bir moleküle tümör antijenlerine yönelik üretilen monoklonal antikorlar ya doğrudan etkiyle mesela tümörün büyümesini sağlayacak bir reseptöre yönlendiriliyor ve onu bloke ediyor, durduruyor. Böylece tümör içerisine büyüme sinyalleri gitmediği için tümör ölüme mahkum oluyor. Ya da herhangi bir antijene bağlanan antikor o görünmez halde olan tümörü immün sistem hücreleri tarafından görünür yapıyor. Çünkü bu antikorların bir uçlarını tanıyan reseptörler zaten immün sistemimizde, immün sistemimizin hücreleri üzerinde mevcut. Bu antijen antikora bağlandığında da immün sistem hücreleri bu tanınamaz haldeki tümörü tanıyor ve hücre ölümüne neden oluyor. Bir başka yolak ise bazı enzim şelalelerinin aktivasyonu gene antijen antikor aracılı bağlanma sonucunda örneğin komplement sisteminin aktivasyonu gene hücre ölümüyle kanser hücresinin ölümüyle sonuçlanıyor. Aslında 2019 Lasker ödüllerinden size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu son Lasker ödülleri 3 tane önemli klinisyene gitti klinik dalda. Neden? Çünkü bunlar ilk monoklonal antikoru bulan araştırmacılardı. Herceptin adı dediğimiz ve kanser tedavisinde hayat kurtarıcı bir gelişme katkı sağlayan bu monoklonal antikoru bulan 3 araştırmacı son Lasker ödülünü aldılar. Yine temel bilimlere baktığımız zaman da T ve B hücrelerini bularak modern immünolojinin gelişimine devasa katkı sağlayan Max Cooper ve Jack Miller temel tıp araştırma ödülünü aldı geçen yıl. Bu iki ödüller henüz belli değil. Antikorlar önemli dedik. Bir başka çığır açan antikor grubu immün checkpoint ya da immün denetim noktası inhibisyonu yapan antikorlar. Eminim Tolga bunlardan da detaylı olarak bahsedecektir. Bu antikorların bloklanmasıyla bunlar aslında immün sistemin kendi hücrelerine zarar vermemek amacıyla kullandığı fren sistemleri. İşte bu antikorları öyle bir antikor aslında dizayn etti ki James P. Allison bu fren sistemlerini ortadan kaldırarak immün sistemin aktif halde kalmasını sağladı ve bunun sonucunda da 2015 Lasker ödülüne kendisi aldı. Neden sürekli bu ödülden bahsediyorum? Çünkü aslında bu ödülün önemi şu, bunu tarif ederken Nobel'e giden otoyol olarak tarif ediyorlar. Gerçekten de 3 yıl sonra James Allison 2018 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü aldı bu buluşuyla. Tabii ki bir başka ödülü paylaştığı bilim adamı Tasuko Honyo Japonya'dan tıpkı kendisi gibi farklı bir immün denetim noktasını bloklayarak yine kanser tedavisinde gerçekten çok önemli bir adım atılmasını sağladı. Neydi bu tedavinin dikkat çekici ya da yenilikçi yönü?
hiçbir şekilde kanser hücrelerine yönelik olmamasıydı. Çünkü biliyorsunuz kanser hücreleri çok farklı, kanser çok farklı hücrelerden meydana geliyor ve genellikle bu kanser tipleri hedef alınıyordu. O nedenle de çok farklı tedavi planlamaları gerekiyordu. Oysa James P. Allison ve Tosco Honyo'nun tasarladığı bu sistemde immün sistem hedeflendiği için bu tedavinin birçok kanser tipine yönelik kullanılabilmesi gündeme geldi ve öyle kullanılıyor. Son olarak bahsetmek istediğim bu alandaki adeta bir kitap diyebiliriz. Bir araştırmacı, bilim adamı Steven Rosenberg. Aslında bugünkü konumuzla da çok ilintili. Kendisi ilk etkili kanser immünoterapisi olan interleukin 2 tedavisini ilk gündeme getirdi. Yine hücresel ve adaptif hücre tedavilerini, ki tümörü infiltre eden hücreleri ilk öncülüğünü yapmış araştırmacılardan bir tanesi. Ve son olarak birazdan detaylı olarak deneyeceğimiz genetik olarak değiştirilmiş T hücre tedavileri, yani kimlik antijen reseptörü ekspres eden T hücre tedavilerinin de öncüsü oldu. Bu sağ tarafta gördüğünüz küçücük yazılar aslında onun bu çalışmalarıyla şimdiye kadar aldığı çeşitli çok değerli ödüller. Bu konuşmayı hazırlarken birkaç gün öncesinde de Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği Kanser Araştırma Enstitüsü Lloyd Auld ödülünü kanser immünolojisi alanında aldığını fark ettim. Aslında küresel immüno-onkoloji ilaç geliştirme adayları özellikle 6 temel sınıfta her geçen yıl daha çok artıyor. 2019 Eylül ayı itibariyle 3876 immüno-onkoloji ajanı araştırılıyor, geliştirilmeye çalışılıyor. Henüz 2020 datası yayınlanmadı. Eylül ayında yayınlanıyor bu data genellikle. 2017 yılıyla 2019 karşılaştırdığımız zaman sadece 2 yıl içerisinde %91 oranında immüno-onkoloji ilaç araştırmalarında, aşı araştırmalarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yani bu konuda önümüzdeki yıllarda da önemli gelişmeleri ve kanser tedavisine önemli katkıları bekliyoruz. Gelelim bugünkü parlak çalışkan öğretim üyemize, doktor öğretim üyesi Tolga Sütlü. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde, az önce de söylediğim gibi, lisansını Sabancı Üniversitesi'nde biyoloji bilimleri ve biyomühendislik alanında tamamladı. 2005 yılında Stockholm'e gitti ve orada Karolinska Enstitüsü'nde hem yüksek lisansını hem de doktorasını tamamladı. Doktora tezi kanserin adaptif immünoterapisi amacıyla insan NK hücrelerinin genetik modifikasyonu ve artırılması üzerineydi. Daha sonra bir yıl postdoc olarak çalıştıktan sonra tekrar lisansını aldığı üniversitesine, Sabancı Üniversitesi'ne döndü ve geçen yıla kadar orada çalıştı. 2019 yılından itibaren de Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta. Kendisinin yurt içinden aldığı birçok ödüller var. Yılın Temel Kanser Araştırmacısı Ödülü, Moleküler Kanser Araştırma Derneği'nden. Yine Teknoloji Teşvik Ödülü, ODTÜ Profesör Doktor Mustafa Parlar Vakfı'ndan. Bilim Akademisi'nin Genç Bilim İnsanları Ödülünü aldı. Yine mezun olduğu Kadıköy Anadolu Lisesi Mezuniyet Derneği'nin Kristal Marta Ödülünü ve TÜBİTAK'tan yurt dışı doktora bursunu aldı. Az önce bahsettiğim alana el atanların çok sayıda aldığı önemli ödüller var. Satır aralarında Tolga'dan da bu ödüllerden bir tane beklediğimizi belirtmek istiyorum. Araştırma alanı olan gen tedavisi ve immünoterapi ile ilgili olarak kendisini dinlemeye hazırız. Evet Tolga, seni dinliyoruz.
Herkese merhaba. Çok teşekkür ederim hocam bu güzel başlangıç ve tanıtımınız için. Ben bugün size kanser immünoterapisi amacıyla NK hücrelerini nasıl kullanmaya çalışıyoruz? Özellikle NK hücrelerine yoğunlaşarak, yani bu en iyi yardımcı oyunculara yoğunlaşarak anlatmaya çalışacağım. Ama tabii güncel uygulanan diğer tedavilerden de biraz bahsedeceğim elimden geldiği kadar. Bir saniye, evet. Dediğimiz gibi, Dicle Hocam'ın da çok iyi anlattığı gibi aslında vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin sürekli olarak kansere karşı tetikte olduğunu, sürekli olarak dokularımızda bir tarama yaptığını ve kanserleşme durumunda buna müdahale edebildiğini biliyoruz. Burada düşündüğümüz olan şey aslında kanserle karşı bağışıklık sisteminin bir koruma görevi yürüttüğü, fakat bu koruma görevini ancak yapamadığı zaman kanserin gelişebildiği. Şöyle bir kanserin immün gözetimi teorisi adı altında toplanmakta olan bu bakış açısına göre aslında biz vücudumuzda sürekli olarak belki de günlük olarak küçük mikroskobik tümörler geliştirebiliyoruz. Bu tümörler çoğu zaman bağışıklık sisteminin saldırısına uğruyorlar. Çünkü tümör dediğiniz ortamda tümörleşmeye başlayan hücrelerde birçok stres sinyali, birçok hücresel tehlike sinyali orada yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu bağışıklık sistemine sinyal veriyor. Bu sayede bağışıklık sisteminin elemanları, demin Dice Hocam'ın da bahsettiği gibi birçok farklı hücre tipi ve molekül var tabii burada, bir gelişmekte olan tümöre karşı bir saldırı başlatabiliyorlar. Çoğu zaman bu saldırı tümör hücrelerinin büyük kısmının ölmesiyle ve kalan tümör hücre, tek tük kalan tümör hücrelerinin de tek başlarına yaşayamayarak tamamen tümörün temizlenmesiyle devam ediyor. Ve bu durumda biz aslında bunu hiç fark etmiyoruz bile. Yani bunun sürekli olarak vücudumuzda olduğunu ve tümörlerin temizlendiğini, farkına bile varmadığımızı biliyoruz. Bunu nasıl biliyoruz? Bağışıklık sistemi çalışmayan insanlarda mesela daha fazla tümör görülmesinden dolayı biliyoruz. Ama birçok durumda, bazı durumlarda bu tek tük hayatta kalan tümör hücrelerinin ölmeyip dayanarak tekrar çoğalmaya başlayarak yeni bir tümör oluşturabildiğini görüyoruz. İşte bu durumda oluşan tümör artık bir kere bu bağışıklık sistemi saldırısını atlatmış ve bağışıklık sistemi tarafından öldürülmeye müsait bütün hücreler burada öldürüldüğü için artık ortaya çıkan tümörün bağışıklık sistemiyle bambaşka bir ilişkisi var. Artık bir kere o saldırıyı atlattığı için, yani beni öldürmeyen şey güçlendirir gibi, burada artık yeni gelişen tümörün bağışıklık sistemi tarafından tanınamadığı, hatta ilerleyen safhalarda bağışıklık sistemini baskılayacak farklı mekanizmaları da aktive edebildiğini görüyoruz. Biz çoğu zaman aslında kanseri teşhis ettiğimizde bu durumdayız. Tümör bir kere bağışıklık sistemi saldırısı süzgecinden geçmiş bile durumda. Peki bağışıklık sistemi tam olarak nedir? Aslına bakarsanız bir organdır, fakat bildiğiniz solid bir organ değil. Birçok farklı hücre tipinden ve bu hücreler tarafından salgılanan birçok farklı molekülden, hem hücreler arası iletişimi sağlayan hem de yabancı hücrelerin veya enfekte hücrelerin öldürülmesini sağlayan moleküllerden oluşur. Bunların hepsinin kökeni kemik iliğimizde bulunan hematopoietik kök hücredir ve buradan farklılaşarak bağışıklık sisteminde görev alabilecek farklı hücre tipleri üretilmektedir. Biz bugün biraz daha hücreler, bu görevi yapan hücreler kısmına fokus olacağımız için şuraya biraz yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi ana olarak lenfoid hücre kökeninden gelen B hücresi, T hücresi, NK hücresi ve dendritik hücre olmak üzere 4 farklı hücre tipi var. Hem bağışıklık sisteminin bütün diğer görevlerinde önemli rol alan, hem de kansere karşı da önemli rol aldığını bildiğimiz ve kanser immünoterapisi uygulamalarında da sıklıkla kullanılan hücre tipleri. B hücreleri antikor salgılayan hücreler. Dicle Hocam da bahsetti. Antikorlar aslında şu anda kanser immünoterapisinde en yoğunlukla kullanılan ajanlar diyebiliriz. Birçok farklı antikor ilacı spesifik olarak kanser antijenlerini hedeflemek için kullanılıyor. T hücreleri ve NK hücreleri ise diğer hücreleri öldürebilen hücreler. Yani bunlara
sitotoksik lenfositler veya öldürücü hücreler veya katil hücreler de deniyor. B hücreleri antikor salgılayarak sadece fonksiyon gösterirken T hücreleri ve NK hücreleri aslında bizzat gidip işte karşıdaki kanserleşmiş hücreyi ya da enfekte olmuş hücreyi öldürme yeteneğine sahip. Dendritik hücreler ise yine direkt olarak kanser veya enfekte hücre üzerine etki etmekten ziyade B hücreleri gibi diğer hücrelerin aktivasyonunu sağlayarak bağışıklık sisteminde önemli bir rol üstlenmekteler. Birçok kanser aşısı çalışmasında da dendritik hücrelerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi T hücreleri ve NK hücreleri, Dicle Hocam da dedi, başrolde T hücreleri var genelde. NK hücreleri daha yardımcı oyuncu kategorisinde. Aslında bizim yaptığımız çalışmalarda da biraz da işte rol çalmak olarak düşünebiliriz bu çalışmaları. Çünkü biz NK hücrelerini kullanarak aslında kanser immünoterapisinde T hücreleri, en az T hücreleri kadar hatta belki daha iyi etki gösterebileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun üzerine araştırmalar yapıyoruz. Onlara gelmeden önce çok kısaca, tabii genel olarak dedik en çok kullanılan şey antikorlar. Onlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi B hücreleri üretiyor antikorları ve vücudumuzda aslında B hücreleri oluşurken her bir B hücresinin yüzeyinde farklı bir B hücresi reseptörü ifade edildiğini görüyoruz. Yani iki farklı B hücresi vücut içerisinde gezen aynı reseptöre sahip değiller. Bu reseptörler yapısal olarak temelde aynı olsalar da çok küçük farklılıklar aralarında antijeni tanıma bölgelerindeki küçük farklılıklar sayesinde her bir B hücresi reseptörü farklı bir antijeni tanıyabiliyor. Peki biz hangi antijeni üretmemiz gerektiğini bunun arasından nasıl seçiyoruz? Aslında bunu biz seçmiyoruz. Antijenin varlığı seçiyor. Herhangi bir antijen vücuda girdiğinde eğer ki bir vücudumuz içindeki bu büyük havuzda yüzen bir tane B hücresine bağlanabilirse, yani bu B hücresinin üzerindeki reseptör bu antijeni tanıyabilirse, o zaman bu B hücresinin aktive olduğunu ve diğer etraftaki binlerce, yüz bin, milyarlarca belki B hücresinden ayrıldığını görüyoruz. Yani bu diğerleri aktive olamazken antijen yokluğunda kendi antijenini bulan B hücresi aktive olarak çoğalmaya başlıyor. Bu çoğalma sonucunda o ana kadar yüzeyinde bir reseptör olarak taşıdığı B hücresi reseptörünü artık salgılamaya başlıyor. Çözünebilir bir molekül olarak seruma salgılamaya başlıyor. İşte bu molekülün adı da antikor oluyor. Aynı zamanda bu B hücrelerinin bir kısmı hafıza hücresine dönüşerek vücutta uzun dönemli bağışıklığın kalmasını sağlıyor. Bir kısmı da plazma hücresine dönüşerek antikorları sağlıyor. Peki antikorlar nedir? Kabaca antikorun aslında Y şeklinde protein, glikoprotein bazlı bir molekül olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi önemli farklı bölgeleri var. Her antikorda bu gördüğünüz IgG tipinde bir antikorun genel yapısı diyebiliriz. Bunların bir sabit bölgesi var. Antikorlar arasında fark etmeyen, yani bütün IgG tipindeki antikorlarda benzer olan bir sabit bölgesi var. Bu bölgesi antikorun bağışıklık sisteminin diğer elemanlarıyla etkileşmesine yardımcı oluyor. Bir de bu iki ucunda antijen bağlama bölgesi dediğimiz bölgeler var ki bunlar her bir B hücresinde, her bir antikorda farklı. Ve ona göre de o dizinin özelliğine göre de hangi antijene bağlanabileceğini seçiyor. Bu sayede her antikor farklı spesifik bir moleküle karşı gelişebiliyor. Peki ne oluyor antikor geliştiğinde? Birçok tabii etkisi var. Komplement sistemini harekete geçirmek ve birçok farklı hücre tipini harekete geçirmek gibi. NK hücreleri bu antikor cevabı karşılığında harekete geçen hücre tiplerinden birisi. Antikorlar bir kanser hücresinin ya da mesela bir enfekte hücresinin yüzeyine bağlandığı zaman, tabii normalde sağlıklı bir hücreye bağlanmaması ama ancak bu antijeni taşıyan hücrelere bağlanması gerekiyor. Bağlandığı zaman bu antijen bağlanma bölgelerinden açıkta kalan sabit bölgesine NK hücreleri olabilir, makrofajlar olabilir. Üzerinde bu sabit bölgeye has reseptörleri barındıran hücreler veya komplement proteinleri bu gelip bu antikorla kaplanmış hücreyi tanıyabiliyorlar ve bunun sayesinde öldürmelerini sağlayabiliyorlar. Bu sayede antikorların aslında direkt öldürme aktivitesini yapan ajanlar değil, öldürme aktivitesini yapan ajanları oraya çeken bir yol gösterici, bir işaret olduğunu da söyleyebiliriz. Birçok farklı kullanım alanları var tabii klinikte. En önemlisi, en yaygın kullanılanlarından birisi işte tümör antijenlerine karşı spesifik bir antikor kullanarak bağışıklık sistemi hücrelerine, mesela NK hücrelerine
bu tümör hücresine karşı yönlendirmek. Ayrıca yine farklı yaklaşımlarda işte normalde kanserin büyümesine sebep olan mesela bir büyüme faktörü reseptörünü yine antikorla bloklayarak bu büyüme faktörünün kanser hücresine bağlanmasını ve böylece hücrenin büyütülmesinin, hücrenin çoğalmasının engellenmesini de sağlayabilirler. Bu gördüğünüz çok kısa bir liste şu anda yoğunlukla kullanılan, kanser immünoterapisinde kullanılan antikorları listeliyor. Gördüğünüz gibi 2000'li yılların başından beri bu alanda oldukça hızlı bir gelişme var ve her geçen gün farklı kanser antijenlerine karşı yeni antikorlar test ediliyor ve piyasaya sürülüyor. Bunlardan tabii en önemlilerinden birisi burada da görebileceğiniz işte mesela CTLA-4 ya da PD-1 gibi hedeflere karşı immün kontrol noktalarını inhibe eden antikorlar. Dicle Hocam da kısaca bahsetti. Bunlar özellikle bağışıklık sisteminde cevap veren T hücrelerini artık yoruldukları ve durmak istedikleri noktada yüzeylerinde bir kontrol molekülü olarak ifade ettikleri CTLA-4'ü ya da PD-1'i hedefliyor. Bu moleküllerin özelliği aslında dinlenmekte olan naif T hücrelerinde yüzeyde bulunmamaları, ancak T hücreleri aktive olduktan sonra bir kontrol mekanizması olarak yüzeye çıktıkları. Bu yüzeye çıktığı zaman bu molekül sayesinde T hücresi baskılanabilir ve bu da bir nevi T hücresinin gereğinden fazla cevap vermemesini, tepkisini, cevabını sınırlandırmasını sağlayan bir kontrol noktasıdır. İşte şunu görüyoruz kanser durumlarında ki kanser hücreleri birçok zaman bu immün sistemin aslında kendi kendini baskılamasını sağlayan mekanizmaları kullanarak kendileri immün sistemden kaçmaya çalışabiliyorlar. Yani bu CTLA-4 ya da PD-1 ligandlarını tümör hücreleri üzerine göstererek T hücrelerini baskılayabiliyorlar. İşte bu baskılamanın olmaması için geliştirilen ki 2018'de Allison ve Honjo'nun Nobel ödülü almasına da sebebiyet veren teknolojiler sayesinde işte bu baskılayıcı etkileşimi bloke etmek için antikorlar, işte CTLA-4'e, PD-1'e ya da PD-1'e bağlanan antikorlar kullanılarak kanser hücresi ve T hücresi arasındaki bu baskılayıcı ilişki bloke edilebiliyor. Ve bunun da gerçekten hastaların hayatta kalmasına çok olumlu etkiler gösterdiğini biliyoruz. Bu tedavinin tabii en önemli özelliklerinden birisi kansere spesifik değil, aslında tamamen bağışıklık sistemiyle alakalı bir tedavi olması. Verdiğimiz bu monoklonal antikor ilaçları aslında kanser hücrelerine bağlanmıyor bile. Sadece ve sadece gidip T hücrelerine bağlanarak onların baskılanmasını engelliyor. Bu şekilde antikorların birçok farklı uygulamaları var. Şimdi biraz da hücrelere gelelim. Dedik işte B hücreleri antikor salgılıyor. T hücreleri ve NK hücreleri direkt kanser hücrelerini ya da enfekte hücreleri öldürebiliyorlar. Peki bu öldürme yeteneklerini nasıl kullanabiliriz? Bunların kullanılmaya çalışıldığı yöntemlere topyekun olarak aslında hücresel immünoterapi diyebiliriz. Çünkü işte antikor tabanlı tedavilerde vücuda verilen herhangi bir hücre yok. Sadece saflaştırılmış antikor veriliyor. Ama T hücresi ve NK hücresi bazı tedavilerde bu hücrelerin vücut dışında çoğaltılarak, genetik bir modifikasyondan geçirilerek veya geçirilmeyerek hastalara verildiğini ve bunun sayesinde tümör hücrelerinin öldürülmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Peki nasıl oluyor bu öldürme? Aslında hem T hem NK hücreleri için öldürme yöntemleri neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Bu hücrelerin içinde karşıdaki hücreyi öldürebilecek sitokin veya granzyme dediğimiz molekülleri taşıyan küçük kesecikler var. Ne zaman ki NK hücresi ya da T hücresi karşıdaki hedef hücreyi öldürmeye karar veriyor ki bu karar da işte bu reseptör hücrelerin yüzeylerindeki molekülleri tarayarak bu reseptör ligand etkileşimleri sayesinde oluyor. Bu karar ne zaman verilirse bu granüller hücre yüzeyine gelerek hedef hücrenin üzerine doğru salgılanıyor ve bu moleküller, perforin molekülleri hedef hücre yüzeyinde küçük delikler açıyor. Granzyme molekülleri buradan hedef hücreye girerek hedef hücre içerisinde apoptozu tetikliyor ve hücrenin ölmesini sağlıyor. Aslında T hücrelerinde, NK hücrelerinde temelde yaptığı şey bu. Yani hedef hücrede apoptozu tetikleyerek onun ölmesini sağlamak. Peki ne fark var aralarında? Esas fark burada, bu tanıma kısmında. Yani
öldürme mekanizmaları aynı ama tanıma, öldürmeye karar verip vermeme kısmında mekanizmaları değişiyor. Şimdi esas olandan, T hücrelerinden başlayalım, başrolden. Dicle hocamın da daha önce belirttiği gibi aslında burada MHC dediğimiz bir molekülü var, çok önemli. Bu hücrenin bir nevi kalite kontrol mekanizması gibi çalışıyor, bir güvenlik mekanizması gibi çalışıyor. Hücrenin içinde üretilen, herhangi bir hücrenin içinde üretilen bütün proteinler, bu proteinlerin büyük kısmı tabii gidip görevlerini yapıyor ama küçük bir kısmı da kalite kontrol amacıyla örnekleniyor. Ve bu örnekler proteozom dediğimiz bir büyük mekanizma tarafından küçük peptitler halinde parçalanıyor. Daha sonra bu küçük peptitler işte çekirdeğin hemen yanındaki endoplazmik retikulumun içine girerek burada MHC moleküllerine bağlanıyorlar. Ve Golgi üzerinden hücre yüzeyine çıkarak bu proteinlerden gelmiş küçük peptit parçaları MHC molekülü üzerinde hücre yüzeyinde sunuluyor. Kime sunuluyor peki? T hücresine ve bu tanımayı yapmaktan sorumlu T hücresi reseptörüne. Burada TCR diye bahsedilen molekül. Burada ne oluyor? TCR dediğimiz molekül aslında çok büyük bir kompleks. Şu alt tarafta gördüğünüz 6 farklı gen tarafından kodlanan 6 farklı proteinden oluşan büyük bir kompleks. Burada tanımayı MHC üzerinde sunulmakta olan peptidi tanımaktan mesul TCR alfa ve beta dediğimiz iki tane zinciri mevcut. Ayrıca bu tanımanın dışında hücre içi sinyallerin iletilmesi için CD3, delta, gamma, epsilon ve zeta olmak üzere 4 farklı CD3 zincirinden oluşan büyük bir kompleksle birlikte hareket ediyor. Burada tanıma TCR alfa ve beta tarafından MHC'ye bağlanarak bu peptit üzerinden yapılırken hücre içi sinyallerin aktivasyon ve karşıdaki hücrenin öldürülmesine dair sinyallerin iletilmesi ise CD3'ler tarafından yapılıyor. Peki bu MHC molekülü T hücresi ve NK hücresi aktivitesinde ne önemi var? T hücreleri aslına bakarsanız ana görevi bu MHC molekülü üzerinde sunulan küçük peptit parçalarının vücudun kendi proteinlerinden mi geldiğini yoksa yabancı bir proteinden mi geldiğini ayırt etmek. Yani bir yabancı hücreyle mi karşı karşıyayız yoksa vücudun kendi sağlıklı bir hücresiyle mi karşı karşıyayız? Bunu nasıl yapıyor? İşte sağlıklı bir hücre ise tabii ki yüzeyinde doğru MHC molekülü ve bunun üzerinde sunulmakta olan o hücrenin içindeki proteinlerden gelmekte olan peptitler sunuluyor. Bu durumda bu T hücreleri de NK hücreleri de bunun sağlıklı bir hücre olduğunu anlayıp bu hücreyi öldürmüyorlar. Ama mesela ne zaman ki bu MHC molekülünün üzerinde burada kırmızıyla gördüğünüz yabancı bir peptit sunulur, o zaman işler değişiyor. Peki bu yabancı peptit sunumu nasıl olabilir? Mesela hücrede bir enfeksiyon varsa, mesela bir virüs girmişse hücrenin içine, bu virüsten gelen proteinler de tabii ki küçük parçalara ayrılıp bu MHC molekülü üzerinde sunulacak ve bunlar yabancı olduğu için T hücreleri bunun yabancı olduğunu tanıyıp buna karşı bir tepki vererek bunu öldürebilecek. Bu durumda NK hücreleri aslında çok bir şey yapamıyor. Peki MHC molekülünün tipi farklı olursa, üzerindeki peptitin tipinden bağımsız olarak eğer ki MHC farklı olursa o zaman ne oluyor? O zaman hem NK hücreleri hem de T hücreleri bu hücreyi, karşıdaki hücreyi öldürebiliyor. Peki MHC bizim genlerimize kodlanan bir şey. Bu neden yanlış olsun? Bunu ne gibi durumlarda görebiliriz? Bunu da çoğu zaman aslında transplantasyon durumlarında, organ ve doku nakillerinde görebiliriz. Yani farklı kişilerin arasındaki MHC genleri farklı olacağı için bu hücrelerde yabancı olarak tanınabilir T ve NK hücreleri tarafından. Zaten işte organ nakillerinde, doku nakillerinde yapılmaya çalışılan bu doku eşleştirmesi dediğimiz şeyde de bu MHC tiplerinin farklı kişiler arasında tutması ki bu NK ve T hücreleri tarafından yabancı olarak algılanması. Peki daha önce de söyledik bütün hücrelerde MHC var ama ya MHC olmazsa o zaman ne olacak? O zaman bu hücreler, T hücreleri bu peptidi nasıl tanıyacaklar? Tabii ki böyle bir durumda T hücrelerinin bu hücre üzerinde tanıyacağı hiçbir şey yok. Aslına bakarsanız üzerinde MHC ifade etmeyen bir hücre T hücreleri açısından tamamen görünmez. Bu hücre yok gibi. Bu ne zaman olabiliyor? Bu kimi durumlar, kanser durumlarında ya da enfeksiyon durumlarında görebildiğimiz bir şey. Aslında sağlıklı hücrelerde kesinlikle olmaması gereken ama mesela kanserleşirken hücrenin biriktirdiği mutasyonlar dolayısıyla MHC ifadesinin yok olduğunu görebiliyoruz. Ya da bazı viral enfeksiyonlarda virüsün hücrede MHC ifade edilmesini baskılayıcı mekanizmalar geliştirdiğini görüyoruz. T hücresi tanınmasından kaçabilmek için. Fakat işte bu gibi durumlarda da NK hücresi devreye girerek
burada üzerinde hiçbir MHC taşımayan hücrelerin öldürülmesini sağlıyor. Peki T hücreleri kolay. Buradaki peptidin tipine bakıyorlar ve ona göre karar veriyorlar da. NK hücreleri bu işi nasıl yapıyor? Yani bir şeyin orada var olan bir şeyin yabancı mı yoksa bizden mi olduğunu anlamak bir yere kadar anlaşılabilir bir durum. Ama bir şeyin yokluğunu, bir molekülün yokluğunu nasıl hissedebilir NK hücreleri? Bunu yapmak için iki farklı reseptör tipinden oluşan bir sistem kullanıyorlar. Birinci grup reseptör inhibitör reseptörler, ikinci grup reseptöre de aktivasyon reseptörleri diyoruz. İnhibitör reseptörler bu MHC moleküllerine bağlanarak negatif sinyal veriyorlar. Yani karşıdaki hücrenin öldürülmemesi üzerine sinyal veriyorlar. Aktivasyon reseptörleri ise hücrede stres durumunda, enfeksiyon durumunda ortaya çıkabilen, ifadesi yükselebilen ligandlara bağlanarak karşıdaki hücrenin öldürülmesini sinyal veriyorlar. Normalde bu inhibitör ve aktivatör sinyaller bir denge halinde. Yani burada gördüğünüz negatif ve pozitif sinyaller bir denge halinde. Ve sağlıklı hücreler NK hücrelerin hedefi olmuyor. Fakat ne zaman ki bu MHC ifadesi yok olur, işte burada dediğimiz kanser veya enfeksiyon durumlarında mesela, o zaman bu negatif sinyal ortadan kalkmış oluyor. Çünkü inhibitör reseptör MHC'yi göremiyor hücrelerinde. Ama bu pozitif sinyal hala burada. İşte bu noktada bu pozitif sinyal baskın çıkarak NK hücrelerinin karşıdaki hücreyi öldürmesini sağlıyor. Yani aslına bakarsanız bu hücrelere natural killer, yani doğal öldürücü hücre denmesinin sebebi de bu. NK hücresi sürekli olarak karşıdaki hücreyi öldürmek istiyor. Onu durdurmanın tek yolu karşıdaki hücrenin MHC molekülü göstererek inhibitör reseptörlerine bağlanması ve NK hücresini baskılaması. Yani burada bir terazi gibi bir dengeden bahsediyoruz. Normal şartlarda bu negatif ve pozitif sinyaller birbirini dengeliyor. Negatif sinyaller ortadan kalkarsa, ki buna missing self, yani özün kaybı diyoruz. Bu durumda negatif sinyaller ortadan kalktığı için pozitif sinyaller baskın çıkıyor ve bu terazinin dengesi karşıdaki hücrenin öldürülmesi yönüne kayıyor. Ya da bu negatif sinyaller, MHC molekülleri kalkmasa bile ortadan, pozitif sinyalleri sağlayan aktivasyon ligandlarının ifadesi artarsa, ki bu da dediğimiz gibi hücresel stres durumlarında bunların ifadesi artıyor, bu durumda yine NK hücreleri buradaki pozitif sinyal miktarı arttığı için bu dengenin yine bozulduğunu ve karşıdaki hücrenin öldürülmesi yönüne çalıştığını görüyoruz. T hücresi reseptörleri sonsuz sayıdayken NK hücresinde bu bahsettiğimiz aktivasyon ve inhibisyon reseptörleri aslında o kadar fazla sayıda değil. Yani 5-10 tane, 15-20 tane farklı belki reseptörden bahsediyoruz. İşte bir kısmı aktivasyon reseptörü, bir kısmı inhibisyon reseptörü, bir kısmı da yardımcı reseptörler olarak çalışıyor. Peki bu reseptörler tümörlerin hedeflenmesi açısından ne kadar önemli? Bunlar üzerinde de çok çalışma yapılıyor tabii. Bu noktada bizim de yaptığımız bir çalışmadan örnek vermek istiyorum. Bu çalışma aslında Amerika'da Nova Southeastern University'de Dr. Adil Doğanay Duru ile birlikte ortak yaptığımız, yakın zamanda da Ocak ayında yayınlanan bir çalışma. Burada sarkoma hastalarından, yumuşak doku tümörü hastalarından aldığımız tümör hücrelerinde ki tümör örneklerindeki NK miktarını, oradaki NK hücrelerinin tümörle etkileşimlerini inceledik. Burada gördüğünüz işte tümörlerin alınıp tek hücre süspansiyonu haline getirilmesi ve daha sonra kültürde büyütülerek sarkoma tümörlerinin bizim NK hücrelerini acaba öldürüyorlar mı, öldüremiyorlar mı diye kontrol edilmesi üzerine bir yaklaşım. İlk etapta tabii biz önce bu tümörlerin içindeki NK hücrelerinin miktarına baktık. Burada fazla detaya giremeyeceğim ama bu bir hastanın dolaşımındaki ve tümöründeki lenfositlerin miktarlarına ve sayılarına, özelliklerine flow sitometriyle baktığımız bir örnek. Burada ana sonucumuz nedir? Şunu gördük ki aslında dolaşımda lenfositler de NK hücreleri de normal miktarlardayken tümörün içerisine baktığımızda lenfositlerde bir azalma olduğunu görüyoruz ve bu azalmanın esasen çoğunlukla NK hücreleri tarafı, NK hücreleri yüzünden olduğunu görüyoruz. Yani CD3, 8 ve 4 hücrelerde tümör içerisinde spesifik bir azalma görmezken tümörün içinde NK hücrelerinin çok az miktarda olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra bu NK hücreleri aslında tümörün içinde olsalar tanıyabilecekleri bu aktivasyon ligandlarına baktığımızda da aslında birçok aktivasyon ligandında, burada kırmızıyla işaretli olanlar, şunu görüyoruz ki NK hücrelerinin
aktive edebilecek ligandların aslında yüksek düzeyde bu hastalar ifade ediyorlar. Ve bunların ifadelerine göre sınıflandırdığımızda bu ligandların ifadesine göre bu hastaların hayatta kalma sürelerinin aslında ikiye ayrıldığını görebiliyoruz. Yani o ligandlar orada var, yüksek düzeyde ekspres ediliyorlar. Ama NK hücreleri orada olmadığı için bu hastalar, NK hücreleri tümörün içine giremediği için bu hastaların hayatta kalmaları aslında daha kötü oluyor. Tabii işin o noktaya nasıl geldiğine dair hala soru işaretleri var. Acaba NK hücreleri tümörün içine neden giremiyor ya da giriyor da orada başka bir şey mi oluyor? Bu ligandlar oradayken NK hücreleri oraya niye gitmiyor? O dediğim gibi bu kanserin gelişmesi aşamasında bağışıklık sistemiyle tümör gelişmekte olan tümör arasındaki savaş sırasında ortaya çıkan sonuçlar. Biz bunların tabii şu an bu noktada baktığımızda sadece sonuçlarını görüyoruz. Ama tabii bu bizim aklımıza ne getiriyor? Acaba biz bu ligantları hedefleyecek NK hücrelerini bu tümörün içine verebilsek bir etki görür müyüz? Bunu analiz etmek için öncelikle hücre kültüründe yaptığımız deneylerde işte farklı NK ligantlarını ifade eden viral vektörlerle elimizdeki NK hücre hatlarını modifiye ettik. Bunu yaparken bu hücreleri saflaştırabilmek ve takip edebilmek için tabii işaretleyecek yeşil floresan proteini gibi farklı genler de veriyoruz zamanlarına. Ve bu NK hücre hattını herhangi buradaki gördüğünüz listedeki herhangi bir aktivasyon reseptörünü yüksek düzeyde ifade edebilecek şekilde modifiye edebiliyoruz. Daha sonra bu hücreleri de flow sitometriyle saflaştırarak işte atıyorum NKP30 genini yüksek düzeyde ifade eden NK hücreleri ya da NKG2D genini yüksek düzeyde ifade eden NK hücreleri elde edebiliyoruz. Bu hücrelerin de daha sonra degranülasyon yani bu hedef hücrenin üzerine salgıladıkları granül miktarını ölçerek ne kadar aktivite gösterdiklerini, bu aktivitelerinin bu reseptörlerin ifade miktarlarıyla ilişkili olup olmadığını ölçebiliyoruz. Yaptığımız taramada, sarkoma hastalarından yaptığımız taramalarda şunu gördük ki NK aktivasyon reseptörlerinden DNAM-1'i ve NKG2D'yi yüksek düzeyde ifade eden NK hücreleri aslında bu tümörlere karşı oldukça verimli bir şekilde sitotoksik aktivite gösterebiliyor. Özellikle gördüğünüz gibi DNAM-1 ifade eden hücrelerde diğer NK hücrelerinde fazla bir aktivite görmezken DNAM-1'da oldukça yüksek aktivite görüyoruz. Aynı datayı bir heat map şeklinde sunarsak tek tek hastaları da görmek açısından aslında daha verimli oluyor. Burada gördüğünüz her bir satır bir farklı bir hastanın tümör hücrelerine karşı yapılmış degranülasyon testlerinin sonuçları. Her bir kolonda da farklı bir NK reseptörünü yüksek düzeyde ifade eden NK hücrelerinin cevaplarını görüyorsunuz. İki tane de kontrol için kullandığımız sarkoma hücre hattı var. Burada gördüğünüz gibi DNAM-1 birçok hemen hemen bütün hasta örneklerinde DNAM-1 pozitif NK hücreleri çok daha yüksek aktivite gösteriyor. NKG2D pozitif hücrelerinde bazı hasta örneklerinde yüksek aktivite gösterdiğini görüyoruz. Yani buradan çıkaracağımız sonuç nedir? DNAM-1 ifade eden NK hücreleri aslında sarkoma tümörlerini hedeflemek için iyi bir yaklaşım olabilir. Peki sadece degranülasyona mı bakıyoruz? Hayır, bir de hedef hücrelerin öldürülmesi miktarını da kontrol ediyoruz. Bunu da işte hedef hücrelerle DNAM-1 pozitif ya da NKG2D pozitif hücreleri farklı oranlarda işte yarıma bir ya da bire bir gibi farklı oranlarda karşılaştırarak ve birlikte kültür ederek görüyoruz. Ve bunda da fark ettik ki gerçekten bu hücrelerin DNAM-1 pozitif ya da NKG2D pozitif hücrelerin sarkoma tümör hücrelerine karşı oldukça yüksek bir etkisi var. Sadece sarkoma değil, farklı bunlar hasta örnekleri değil ama tümör hücre hatları. Farklı tümör hücre hatlarına karşı da denedik. Birçok tümör hücre hattına karşı DNAM-1 pozitif hücrelerin yüksek aktivite gösterdiğini gördük. Burada yine ayrıca bu grafiğe bir de farklı tümör hücre hatları yönünden bakarsak şunu da görüyoruz ki aslında hematolojik malignitelerde genel olarak NK aktivitesi oldukça yüksek. Melanomalarda da fena görünmüyor ama adenokarsinomaları hedeflemek için NK hücreleri genetik modifikasyon öncesi oldukça etkisiz. Ama DNAM-1'la modifiye ettiğimizde gayet yüksek cevap görebiliyoruz. Aynı grafiğin burada da aynı verinin sadece DNAM-1 pozitif hücrelerde daha açılmış bir şeklini görüyorsunuz.
Peki bunlar genel yönetmeler. Bir de spesifik olarak yönlendirmek istersek peki. Herhangi bir antijene spesifik olarak yönlendirmek istersek ne yapıyoruz? Bu noktada işte T hücrelerinin asıl önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Çünkü T hücreleri antijen spesifik tanıyorlar. Bu ana kadar bahsettiğimiz NK hücreleri ve onların reseptörleri aslında daha genel stres sinyallerini tanırken spesifik antijenleri tanıyan T hücresi reseptörü aslında bize sadece tümörde bulunan mesela mutasyonları hedefleme ya da bunu enfeksiyon hastalıklarını kullanmak istiyorsak sadece o enfeksiyonu oluşturan mikroorganizmanın proteinlerindeki dizileri hedefleyecek şekilde oldukça spesifik hedefleme sağlıyor bize T hücresi reseptörleri. Bunun tabii başlangıcı bu T hücresi reseptörü genlerini kullanmadan önce sadece ve sadece aslında tümörün içindeki T hücrelerini çıkartıp onları büyüterek geri vermeye dayanıyor. Ve bunu bu işte Dici hocamın da bahsettiği mesela Steven Rosenberg'in yaptığı çalışmalarla bunlar çok gündeme geliyor. Bu tümöre infiltre olmuş T hücrelerinin çoğaltılarak geri verilmesi ve oldukça aslında olumlu sonuçlar da var. Fakat tabii burada büyük bir proses söz konusu. Bunu tümörlerin içinden bu hücrelerin saflaştırılıp her hasta için ayrı ayrı büyütülmesi çok kolay bir iş değil. Bunu daha kolay ve daha yapılabilir hale getirmek için de T hücresi reseptörü genleri kullanılabiliyor. Bu T hücresi reseptörleriyle nelere hedefleyebiliriz? İşte tümöre spesifik ya da tümörle ilişkili antijenleri hedefleyebiliriz. Bu antijenlerin seçimleri tabii ki tedavinin başarısı açısından çok önemli. Yani bu antijen ne kadar tümöre spesifik, başka dokularda var mı? Başka dokularda varsa bizim yaptığımız tedavinin bu dokulara yönelik bir yan etkisi olacak mı? Antijen seçimi, hedeflenecek antijen seçimi bambaşka bir konu. O konuya çok fazla detaylı olarak girmeyi düşünmüyorum. Çünkü esasen bizim yapmaya çalıştığımız çalışmalar antijen seçiminden daha ziyade bu antijeni hedefleyebilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi üzerine. Dediğimiz gibi esasen bu tümöre infiltre T hücrelerinin büyütülüp çoğaltılıp hastaya geri verilmesiyle başlayan bu çalışmalar bugün geldiğimiz noktada artık spesifik genetik modifikasyonlar yapılarak daha fazla sayıda ve daha verimli T hücrelerinin üretilerek hastaya geri verilmesine dayanıyor. Burada yine hastadan alınan T hücreleri in vitro ortamda kimerik antijen reseptörleri ya da T hücresi reseptörleriyle modifiye edilerek ve çoğaltıldıktan sonra hastaya geri verilebiliyor. Kimerik antijen reseptörleri, bu CAR reseptörleri çok popüler son yıllarda, eminim duymuşsunuzdur. Nedir peki bunlar? Aslında en başta bahsettiğimiz antikorlara da bağlı bir hedefleme teknolojisi. Tamamen aslında genomun içinde olmayan yeni bir reseptör, yeni bir gen dizayn edilmesine dayanıyor. Ve bu gen bir reseptörü kodluyor. Kanser antijenini spesifik olarak hedefleyebilecek bir reseptörü kodluyor. Bunu dizayn ederken en tepesinde bu antijeni tanıyacak olan bölgesini oluşturmak için aslında o antijeni tanıyan antikor dizlerinden faydalanıyoruz. Antikorun bu antijen bağlama bölgelerindeki dizleri alıp dizayn ettiğimiz bu reseptörün en tepesine yerleştirebiliyoruz. Daha sonra bunun hücre içindeki sinyallerin iletilmesi için de yine T hücresi reseptöründen tanıdığımız mesela CD3-zeta geninin hücre içi sinyal iletim dizlerini alarak bu tanıma bölgesiyle birleştirebilir ve sıfırdan yeni bir reseptör dizayn edebiliriz. Bu reseptörü T hücrelerine aktarınca ne oluyor peki? Eğer ki karşıda hedef hücre yüzeyinde bizim hedeflediğimiz antijen ifade ediliyorsa bu CAR reseptörünün antijen tanıma bölgesi tarafından tanınıyor ve hücre içi sinyaller de bu CD3-zeta tarafından iletilerek T hücresinin aktif olması ve karşıdaki hücreyi öldürmesi sağlanabiliyor. Şu anda oldukça güncel ve oldukça verimli bir teknoloji olarak CAR T hücreleri klinikte de kullanılmaya başlandı. Bunun şu anda en başarılı örneği CD19 molekülüne karşı olan CAR'la modifiye edilmiş T hücrelerinin B hücresi malignitelerinde kullanılması. Burada yine yapılan şey lökoferezde hastadan T hücrelerinin alınması, genetik modifikasyonla bu CD19'a karşı olan CAR geninin bu hücrelere iletilmesi ve daha sonra bu hücrelerin hastaya geri verilmesi. Şu anda ikisi de CD19'a karşı olmak üzere iki farklı şirketin bu konuda onaylanmış CAR T hücresi tedavileri hastalara sunuluyor. Dünya çapında Avrupa'da ve Amerika'da onay almış durumda. 2018 yılından beri ve yine büyük bir gelişme olarak işte
kanser immünoterapisine gelen Nobel ödülüyle birlikte gerçekten immünoterapi üzerine olan ilgiyi arttırmış durumda. Bu çalışmalarda görüyoruz ki aslında bu CAR T hücreleri daha önceden tedavi almış, bu tedavilere cevap vermemiş ya da cevap vermiş ama sonradan relaps etmiş hastalarda eğer ki hedeflenen antijen mevcutsa çok çok verimli olabiliyor. Tabii yine burada antijen konusu var. Antijenin, hedeflediğiniz antijen yanlış bir antijense ya da tümör hücreleri bu antijeni kaybedip tekrar geri geliyorsa bu tedavinin uzun vadedeki etkilerini değiştirebilir. Bu CAR reseptörlerinin yapılması için farklı dizaynlar tabii söz konusu. İlk ortaya çıkan nesil CAR, demin bahsettiğim çok basit, sadece bir tanıma bölgesi ve CD3 zetadan oluşan sinyal bölgesinden oluşuyordu. Daha sonra git giderek işte ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon, dördüncü jenerasyon CAR dizaynları geliştirildi. Burada T hücrelerinin aktivasyonunun daha iyi olması için hücre içi sinyal bölgelerinin yanına, işte CD3 zetanın yanına, CD28'den ya da 4-1BB'den ya da her ikisinden birden farklı sinyal bölgeleri kullanılarak reseptörün T hücrelerinin daha iyi aktive etmesi, sadece T hücrelerinin karşıdaki hücreye öldürme fonksiyonlarının değil, aynı zamanda mesela sitokin salımı gibi farklı fonksiyonların da aktive edebilmesini sağlayacak yeni vektör dizaynları yapılıyor. Ve şunu da görüyoruz ki farklı jenerasyon CAR dizaynları aslında farklı fonksiyonları kazandırabiliyor. Sadece ve sadece tümörün öldürülmesine, sitotoksik aktiviteye bakacak olursak aslında 3 jenerasyon arasında çok bir fark yokken sadece CD3Z'de kullandığımızda göremediğimiz hücrelerin uzun vadeli vücutta kalması, hücrelerin vücut içerisinde çoğalması ve bir hafıza oluşturması gibi özellikleri aslında bu diğer jenerasyon, ikinci, üçüncü jenerasyon CAR vektörleriyle daha iyi gördüğümüzü şu anda yapılan klinik çalışmalarda gösteriyor. Peki aynı şeyi biz NK hücrelerinde yapabiliyor muyuz? Evet, aslında yapabiliyoruz. Bu yine birçok çalışma var CAR NK hücreleri üzerinde. Biz de yine bir çalışmada bunların farklı, üç farklı jenerasyon, üç farklı CAR vektörünü NK hücreleri üzerinde değerlendirdik. İşte bunu yapmak için işte birinci jenerasyon ve iki farklı ikinci jenerasyon yine CD19'a karşı olan CAR vektörleriyle NK hücrelerini modifiye ediyoruz. Daha sonra bu CAR genini ifade eden NK hücrelerini saflaştırıp anti CD19 CAR NK hücreleri diye saflaştırarak CD19 ifade eden hücre hatlarına karşı aktivitelerine bakıyoruz. İşte hem degranülasyon aktivitelerine hem de sitokin salımı aktivitelerini kontrol edebiliyoruz. Burada gördüğünüz işte K562 aslında CD19 ifade etmeyen bir kontrol. Daudi ve Namalva CD19 ifade eden kontroller. Şunu görüyoruz ki aslında özetleyecek olursak sadece CD3Z'de kullandığımız durumlarda K562'ye karşı da cevapta bir unspecific, non-specific artış olduğunu, sadece CD137 ile sitokin salımında çok iyi sonuçlar alamadığımızı ama sitotoksik aktiviteyi gördüğümüzü, ama en güzel NK hücrelerinde en verimli çalışan CAR vektörü dizaynı olarak da CD28 ve CD3Z sinyal bölgelerinin kullanıldığı vektörleri gördüğümüzü tespit edebildik. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Genelde CAR vektörleri T hücrelerine optimize yapıldığı için aslında NK hücrelerinde biraz daha farklı çalışabiliyorlar. Biz de NK hücrelerinde en iyi çalışacak CAR dizaynlarını geliştirmek üzere çalışıyoruz. Son olarak kısaca bahsetmek istediğim çalışmada da aslında CAR vektörlerinin kapsayamadığı bir alanı kapsamaya çalışıyoruz. Ki burada şunu tekrar belirtmek istiyorum. Dediğimiz gibi CAR vektörleri aslında hedef hücreye bağlanan, hedef hücre yüzeyindeki antijenleri tarayabilen reseptörler. Ama bir de hedef hücrenin içindeki proteinleri eğer ki biz hedeflemek istersek ne olacak? O durumda T hücresi reseptörünü kullanmak zorundayız. Çünkü demin de bahsettiğimiz gibi T hücresi reseptörleri aslında MHC üzerinde sunulan ama hücre içinden gelen peptitleri tanıyorlar. Yani hücre içinde bir hedefimiz varsa T hücresi reseptörü kullanmak durumundayız. Peki hedeflerimizin ne kadarı hücre içinde? Genel olarak aslında bakacak olursak insan genomundaki genlerin sadece %24'ü, 1/4 kadar bir kısmı hücre yüzeyindeki proteinleri kodluyor. Aslında kodlanan proteinlerin çoğu hücrenin içinde kalıyor, %60 kadar bir kısmı. Bu hücre içinde kalan proteinlerin
karla hedeflenmesi imkansız. Çünkü kar sadece hücre yüzeyinden tanıma yapabiliyor ve hedef hücrenin içine penetre olup girip orada bir molekülü tanıyabilecek bir mekanizması yok. Eğer ki bu %60'lık kısmı hücre içindeki molekülleri hedeflemek istiyorsak TCR kullanmak zorundayız. TCR'da kullanmak için ne yapıyoruz? İşte T hücrelerini, öncelikle bu TCR dizilerini bilmemiz lazım. Tümöre spesifik antijeni, tümör antijenine spesifik T hücresi reseptörünü kodlayan dizileri bilmemiz lazım. Bunu veri tabanlarından bulabiliriz ya da kendimiz hastalardan aldığımız T hücrelerini dizleyerek bulabiliriz. Daha sonra bu diziler hastadan izole edilen T hücrelerine aktarılarak bu T hücreleri hastaya geri verilebilir. Bu da yine klinik çalışmalarda sıklıkla denenen bir yaklaşım. Ama şöyle bir ters giden bir şey var, yolunda gitmeyen bir şey var bu yaklaşımda. İşte en başta bahsetmeye çalıştığım gibi T hücresi reseptörü aslında çok büyük bir kompleks. Bunun alfası var, betası var, tanımayı sağlayan kısmı olarak, ama ayrıca 4 farklı protein daha var. Bu tanımayı sağlayacak kısma odaklanırsak alfanın ve betanın bir araya gelerek hedefi tanıması lazım. Ve buradaki çizimde de gördüğünüz gibi aslında bu T hücrelerin hepsi zaten kendileri bir T hücresi reseptörü ifade ediyorlar. Şimdi biz dışarıdan bir TCR gene vermek istiyorsak ne yapmalıyız? O TCR'ın hem alfasını hem betasını bu T hücresine vermeliyiz. Ve istiyoruz ki dışarıdan transfer ettiğimiz TCR genlerinin alfası ve betası birbiriyle eşleşsin ve tümörü hedefleyecek olan T hücresi reseptörünü bu T hücresinin yüzeyinde oluştursun. Ama bir de hücrenin kendi içinde ifade edilen bir alfa ve beta var. O da bir araya gelip o T hücresi artık hangi antijene spesifikse o antijeni tanıyacak bir TCR oluşturuyor. Ama dışarıdan verdiğimiz alfa beta ile içeriden verdiğimiz alfa betanın birbiriyle eşleşmesi de söz konusu. Bu durumda 4 farklı reseptör çıkmış oluyor bu hücrenin yüzeyine ve bunların 2 tanesinin neyi tanıyacağını hiç bilemiyoruz bile. Bu da bize neyi tanıyacaklarını bilemediğimiz için ve bu tanıdıkları şeylerde otoimmün reaksiyonlara sebebiyet verebileceği için bir engel oluşturuyor. Çünkü bu yapılan hayvan çalışmalarında da sınırlı klinik denemelerde de bu bilinmeyen yeni TCR'lerin aslında otoimmün reaksiyonlara sebebiyet verebileceğini gördük. NK hücrelerinde tabii T hücresi reseptörü yok. Acaba dedik biz bunları T hücresine aktarsak ne olur? T hücresi reseptörünü NK'ye aktarsak ne olur? Çalışır mı? Bunun için işte birçok farklı vektör yaptık, lentiviral vektör. Bunların fazla detaylarına giremeyeceğim. Ama işte hem TCR alfa ve beta genlerini ifade eden hem de CD3'ün delta, gamma, epsilon, zeta gibi farklı zincirlerini ifade eden vektörlerle NK hücrelerini genetik olarak modifiye etmeyi denedik. İşte burada öncelikle CD3 zincirlerini NK hücrelerine vererek onları yoğunlaştırıyoruz ve daha sonra da T hücresi reseptörünü kodlayan vektörü vererek her iki vektörü birden almış olan hücreleri flow sitometriyle FACS'a saflaştırarak üzerine fonksiyonel testler yapabiliyoruz. Burada şunu gördük ki işte ilk denediğimiz reseptör tyrosinase diye melanomada görülen bir antijene karşı spesifik T hücresi reseptörü. A375 melanoma hücre hattına karşı NK hücrelerinde herhangi bir cevap göremezken bunun bu antijeni, tyrosinase antijenini ifade eden hücrelere karşı TCR ile genetik olarak modifiye edilmiş NK hücrelerinin çok büyük bir cevap verdiğini gördük. Bunu hem NK92 hücre hattında hem YTS hücre hattında gördük. Yani aslına bakarsanız T hücrelerinde çalışan T hücresi reseptörü sistemini NK hücrelerine aktarabildiğimizi gördük. Tabii bunu aktarabilmek için hem TCR alfa beta hem de bu sinyalizasyonu sağlayan CD3, Z, delta, gamma ve epsilon genlerinin hepsini birden, yani toplamda 5 farklı genin birden T hücresine aktarılması gerekiyor. Bu gördüğünüz videoda mikroskopta çekilmiş bu NK hücrelerinin, bu gördüğünüz kırmızı NK hücrelerinin melanoma tümörlerini, TCR ile modifiye edilmiş NK hücrelerinin melanoma tümörlerini nasıl öldürdüğünü gösteren bir video. Burada gördüğünüz gibi NK hücreleri gelerek bu tümör hücrelerini tanıyabiliyor ve üzerlerine de gönüllet ederek hedef hücrede apoptozu başlatabiliyor. Gördüğünüz gibi bu apoptoza gitmiş hücrelerin tipik görüntüleri. Yani bir NK hücresini yardımcı oyuncuyu aslında başrolde terfi ettirebildiğimizi, T hücresi gibi aktive edebildiğimizi göstermiş oldu. Özetlemem gerekirse burada yaptığım şey NK hücresine önce bu T hücresi sinyalizasyonu için gerekli olan CD3 genlerini aktarmak. Ama bu CD3 genlerini aktarmamız tabii ki tümör hücresinin tanıması için yeterli değil.
Onun yanı sıra TCR alfa beta genlerini taşıyan vektörleri de bu hücrelere aktardığımızda NK hücresinin yüzeyinde fonksiyonel bir T hücresi reseptörü oluşturabildiğimizi ve bunun da antijene spesifik olarak NK hücresini aktive edebildiğini gördük. Yani immünoloji kitaplarında T hücreleri antijene spesifiktir, NK hücreleri antijene spesifik değildir yazar. Bu oluşturduğumuz TCR NK hücreleri aslında antijene spesifik NK hücreleri gibi bir şey oluyor diyebiliriz. Yine burada yaptığımız çalışmalarda in vivo olarak hayvanlarda da yine hedeflediğimiz tyrosinase tümör antijenini içeren melanoma tümörlerinde gayet başarılı olduğumuzu ve bu tümörlerin farideki büyümelerini yavaşlatabildiğimizi göstermiş bulunuyoruz. Toparlamam gerekirse hücresel immünoterapi için aslında iki farklı hücre tipimiz ve iki farklı teknolojimiz var. T hücreleri ve NK hücreleri ve bunların hedeflenmesi için kullanılan CAR ve TCR teknolojileri. CAR T hücreleri dediğimiz gibi şu anda en yoğun gündemde olan FDA EMA onaylı kullanılan klinik tedavileri oluşturuyorlar. CAR NK hücreleri de yine faz 3 klinik denemelere kadar gelmiş durumda. Yakın gelecekte CAR NK hücrelerine dair klinik protokollerinde onaylanacağını öngörebiliyoruz. TCR T hücreleri aslında hücre içindeki antijenlerin hedeflenmesi için gerekli bir yöntem olsa da bu T hücrelerindeki ters eşleşme problemi yüzünden çok verimli olarak kullanılamıyor. Bizim geliştirmiş olduğumuz TCR NK hücreleri ise hücre içi antijenlerin NK hücreleri tarafından antijene spesifik bir şekilde tanınarak bu tümör hücrelerin öldürülmesini sağlayabiliyor. Bununla ilgili birkaç senedir yoğun olarak çalışıyoruz. Patent başvurusunu da yaptık ve bunu bir klinik denemeye kadar götürecek çalışmaları da planlıyoruz. Şu anda yaptığımız Uludağ Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir 1003 projesi var. Burada esas amacımız işte Türkiye'deki melanoma hastalarından örnek alarak bunların içinde bulunan T hücrelerini saflaştırmak. Bu T hücrelerini tek hücre dizlemesiyle ayrıştırarak T hücresi reseptörü dizilerini okumak ve melanomaya hedefleyebilecek öncelikle yeni TCR dizileri keşfetmek. Daha sonra bu TCR dizilerinde NK hücrelerine aktararak fonksiyonelliklerini göstermek istiyoruz. Yani bu TCR dizileriyle NK hücrelerinin melanoma hastalarındaki tümörleri hedefleyebildiğini göstermek istiyoruz. Uzun vadeli planımız tabii bu proje içerisinde değil ama bu proje bittikten sonraki uzun vadeli planımızda da bu hücreleri geri vererek hastaya bir klinik fayda görüp görmediğimizi göstermek. Sabrınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların arkasında tabii ki çok büyük bir ekip var. En çok bize yardımcı olan kolaboratörlerimiz, işbirlikçilerimiz Doktor Adil Doğan Ayduru Amerika'dan ve Profesör Batu Erman Sabancı Üniversitesi'nden. Burada gördüğünüz insanlar uzadığı için biraz tek tek isim sayamayacağım ama öğrencilerim ve bu projeleri aslında laboratuvarda bizzat yapan insanlar. Ben de burada zevkli bir şekilde sadece size sunuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorular varsa inşallah sorulara geçelim. Sevgili Tolga, bu hem güncel bilgileri içeren hem de direkt laboratuvardan sonuçları içeren sonuçları bize sunduğun için, bilgileri bize sunduğun için çok teşekkür ediyoruz. Bana ulaşan 4 soru var. Önce konuyla ilgili olanıyla başlamak istiyorum. Soru Ece G'den geliyor. Hocam, tümör antijenine özgü TCR'ın T hücresinin hali hazırdaki TCR gen bölgesine CRISPR-Cas ile yerleştirilmesi mümkün mü? Daha saf bir gen bölgesi böyle oluşturulabilir mi? Tabii bu mümkün. Yani bu bahsettiğim TCR transferinde, T hücrelerde ortaya çıkan sorunu çözmek için zaten tabii ki birçok farklı yaklaşım insanlar geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlardan birisi de CRISPR kullanılması. Direkt olarak o bölgeye sokmak, yani var olan TCR bölgesine dışarıdan verdiğimiz TCR genini sokmak üzerine bir çalışma hatırlamıyorum. Ama şu yapılıyor, var olan TCR genleri CRISPR kullanılarak siliniyor. Daha sonra yine dışarıdan ikinci bir TCR alfabeti geni verilebiliyor. Onun artık nereye entegre olduğu çok önemli değil. Ama önemli olan da ilk step'te o hücrenin içindeki kendi TCR'larını susturmak. Bu da bir yöntem. Eğer ki verimli olursa bu da aynı sonucu oluşturabilir. Orada da yine
yani bizim çalışmamızda tabii optimize edilmesi gereken şeyler var. Orada da var. Orada o CRISPR'ların farklı, yani genomun farklı bölgelerinde oluşturabilecekleri kırıklar ya da oraya verebilecekleri hasarlar gibi durumlar söz konusu. Ayrıca bu CRISPR'la o geni silmenin %100 verimli bir yöntem olmadığını da biliyoruz. Yani ne verimlilikte yapılacak? Siz modifiye ettiğiniz atıyorum 1 milyar T hücresinde sadece 100 bin tanesini başarılı olarak susturabiliyorsanız TCR'ını, bu prosesin bütün verimini de düşüren bir şey. Sonuçta biz mümkün mertebe fazla sayıda hücreye bunu yapabilmek istiyoruz. O teknoloji ve ona benzer birçok başka teknoloji de deneniyor tabii bu sorunu çözmek için. Peki, teşekkür ederim. İkinci soru Batuhan Orman'dan. Merhaba, güzel sunum için teşekkürler hocam. TCR gen aktarımı için iki aşamalı bir sistem seçmenizin sebebi nedir? Şimdi şöyle diyeyim, aslında bu deneysel bir çalışma. O yüzden bizim aklımızda bazı deneysel sorular da vardı. O detaylara çok fazla giremedim ama şimdi CD3, yani TCR alfa beta'nın yanında CD3 delta gamma epsilon zeta'yı da aktarıyoruz dedim. Dört farklı genden, bu sinyalizasyon için gerekli olan. Bu dört farklı genden aslında bir tanesi CD3 zeta, NK hücrelerinde zaten ifade edilen bir gen. O yüzden biz bu çalışmaya başlarken aklımızda şöyle bir soru vardı. Acaba bizim bu CD3 genlerin hepsini NK hücresine koymamız gerekir mi? Zeta'yı koymasak da sadece 3 tanesini koysak ya da sadece bir tanesini koysak olur mu gibi bu varyasyonları da deneyebilmek için aslına bakarsanız biz bir TCR vektörü bir de yanına sinyalizasyon için kullanacağımız CD3 vektörleri dizayn ederek bu çalışmayı öyle yaptık. Tabii şimdi sunmadım. Geldiğimiz noktada cevabımızı aldık. Bu dörtgenden birini sokmakla ya da ikisini sokmakla olmuyor ama dördünü birden de sokmamıza gerek yok. 3 tanesi yetiyor. Şu anda aslında bakarsanız güncel yaptığımız çalışmalarda, bundan sonra yapacağımız çalışmalarda kullandığımız vektörlerde her şey tek bir vektördü. Yani CD3, delta, gamma, epsilon, yanında zeta yok. Yanında da TCR, alfa ve beta. Şimdi tek vektöre indirdik. Ama tabii ilk çalışmada farklı varyasyonları denemek için iki basamaklı bir yöntem kullandık. Teşekkürler. Bundan sonraki 3 soru aslında temel immünoloji sorusu. Onları da ileteceğim ama ondan önce ben gerek CAR-T'ye gerek NK-CAR için solid tümör ve hematolojik tümör karşılaştırmasını yapabilir misin? Özellikle tümör heterojenitesi açısından karşılaşılan zorluklar. Bir de CAR-BiTE diye bir yöntem de ortaya çıktı. Bunu kullanarak aslında bu solid tümörlerdeki sorunu aşmak mümkün. Yani aslına bakarsanız genel olarak şey diyebiliriz, hücresel immünoterapinin solid tümörlerdeki başarısının hematolojik tümörlere göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çok da şaşırtıcı değil. Çünkü solid tümörlere has birçok başka sorun var. Bunlardan birincisi tümörün içine girme meselesi. Yani tümörü bulma değil ama tümörü bulduktan sonra o tümörün, yani tümörden dışlanması söz konusu. T hücrelerinin de NK hücrelerinin de. Tümörün içine girmek bir sıkıntı. Orada işte hem bir takım biyokimyasal dışlanmayı sağlayan faktörler var. Hem fiziksel faktörler var. İşte tümörün yüksek basınç altında olması, içinin nekrotik olması, oksijen miktarının düşük olması vesaire gibi birçok faktör yüzünden solid tümörlerde başarı oranı düşük. Bu gerçi bazı antikorlar için bile aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani büyük moleküllerin bile girmesinin zor olduğunu söyleyebiliriz. O açıdan aslında bana soracak olursanız solid tümörlerde immünoterapinin, hücresel immünoterapinin tamamen işte diğer tedavilerden, kemoterapiden, cerrahiden, radyasyondan tamamen bağımsız olarak düşünülmesi biraz zor gibi geliyor. Yani solid tümörlerdeki esas yaklaşım tümörün büyük kısmının önce işte uygun bir yöntemle artık cerrahi mi olur, radyoterapi mi olur, kemoterapi mi olur? O tabii klinisyenlerin seçiminde kararına göre ilerlenebilir. Tümörün büyük kısmı bu şekilde yok edildikten sonra geri kalan temizlenemeyen tümörün ve belki vücutta o anda operasyon sırasında görülmemiş olan mikrometastazların vesaire uzak metastazların temizlenmesi ve minimal rezidüel dizinin ortadan kaldırılması için immünoterapi uygulamaları daha iyi bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Bir de hücre yaşamı açısından sormak istiyorum. NK'ların yaşam süresi T'lerle kıyaslandığında biraz daha kısa. Modifiye ettiğiniz zaman bunlara da etkili oluyor musunuz? Ya da bu daha sık
infüzyonu gerektiriyor mu? Evet, yani şeydi, NK'ların T'ye göre daha kısa yaşamı. Şimdi T hücresi açısından bakacak olursak önce, orada da yapılan tedavilerde ne kadar kalıcı olacağı aslında tedavinin hazırlanma şekline göre çok değişiyor. Dedik ya, bu T hücrelerini dışarı alıyoruz, modifiye ediyoruz, hastaya veriyoruz. Şimdi bu dışarıdaki modifikasyon sırasında sizin elinizde bir T hücresi havuzu var. Bu havuzun içerisinde efektör T hücreleri de var, hafıza T hücreleri de var. Bunların hepsini birden verimli bir şekilde modifiye edebilirseniz, yani siz bu ilettiğiniz genleri hafıza T hücrelerine de iletebilirseniz, bu hücreleri hastaya geri verdiğinizde o hücreler, yani teorik olarak yaşam boyunca kalıp o immüniteyi sağlayacaklar. Ama aslında şunu da görüyoruz ki birçok proseste bu hücreler verimli bir şekilde genetik olarak modifiye edilmeyebiliyor. Yani sadece efektör T hücrelerini modifiye edip geri veriyor aslında birçok protokol. Bu durumda da çok uzun dönemli bir hafızadan bahsedemiyoruz. Ayrıca mesela CAR tedavilerinde hangi vektörü kullandığınızın çok önemi var. İşte CD28'i, 4-1BB'yi vektörünüzün içine koymazsanız yine hücrelerin uzun dönem hayatta kalmalarında büyük sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunların hepsini söylemekle birlikte tabii şeyi de itiraf etmek gerekir. NK hücrelerinin T hücreleri kadar güçlü bir hafıza özellikleri yok. O yüzden belki hücre sayısının arttırılması, belki işte tekrarlayan infüzyonlar yapılması gerekebilir. Öte yandan bu uzun dönemli hafıza, eğer ki tümörün hepsini başarılı bir şekilde ortadan kaldırabiliyorsak, bu uzun dönemli hafıza ne kadar önemli olacak, orası da tartışmalı. Yani tümörün relaps edip tekrar geri geldiği durumda biz bu hafıza orada olsun istiyoruz. Ama mesela CAR-T hücresi çalışmalarında şunu da görüyoruz ki o tümör relaps edip geri geldiğinde artık zaten sizin hedeflediğiniz antijeni ifade ediyor olmuyor. Çünkü en başta başta bahsettiğimiz bu mikro evrimsel süreç orada işliyor. Zaten CD19 pozitif hücreleri, T hücreleri tamamen yok ediyor. Tek tük hayatta kalan CD19 negatif tümör hücreleri büyüyebiliyor. Seneler sonra belki öyle bir relaps gelebilir. O durumda zaten yeni bir immünoterapi, o andaki tümörün ifade ettiği antijen neyse ona karşı yeni bir immünoterapisi verilmesi gerekecektir. Yani şu anda diyebileceklerim bu kadar. Ha, bu TCR'ı NK hücrelerine aktarınca biz ne oluyor? Uzun vadede bunlar T hücresine dönüyor mu? Yoksa yine TCR içeren NK hücresi mi oluyorlar? Onları da bize daha çok yaptığımız in vivo çalışmalar ve önümüzdeki yıllar gösterecek. Şu anda o hücrelere NK mi gibi mi daha çok davranır, yoksa T hücresi gibi mi daha çok davranır? Uzun vadede bunu bilmiyoruz. Hepimiz merakla bekliyoruz. O sonuçları da senden inşallah dinleyeceğiz. Şimdi 3 tane genç arkadaşımdan sorunun geldiğini düşünüyorum. Temel immünoloji soruları. Bir tanesi Havle Bulut'dan geliyor bir soru. Bağışıklık süresini ne etkiler? Hafıza hücreleri için diye de aşağıya bir not koymuş. Bağışıklık süresini ne etkiler? Siz cevap vermek ister misiniz hocam? Bilemiyorum ben. Kimden bahsediyor herhalde, yani işte ne bileyim, kim aşıyı 6 ayda bir oluyorsunuz, kim aşıyı senede bir, kim aşıyı bir kere oluyorsunuz, ömür boyu gidiyor. Tam olarak yani işte şimdi bu koronavirüsle ilgili de çok konuşuluyor aynı konu. İşte antikor olan insanlar bu antikoru ne kadar acaba taşıyacaklar? Bunu yani bekleyip göreceğiz. Cevabı o, yani o antikorların ne kadar kalacağını. Spesifik olarak bunu etkileyen mekanizma tabii hafıza hücrelerinin ne kadar hayatta kaldığı. Tam olarak cevap verebileceğim bir soru değil. İşin doğrusu hocam, siz yorum yapmak ister misiniz? Yani aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Olsa herhalde aşı çok daha kolay bir hale gelirdi. Sanıyorum etkene karşı verilen immün cevabın özellikle dozu ve daha sonra bunların da tabii hafıza hücrelerinde saklanma süresi bağışıklık sürecini etkileyen şeyler. Tabii ki biz doğal bağışıklık ya da edintel bağışıklıktan söz etmiyoruz. Bir başka soru Elif Üzdü'den geliyor. Bağışıklık sistemini oluşturan hücreler bağırsakta mı oluşuyor diyor. Bağırsakta oluşuyor diyor. Evet. Bağırsakta da varlar o hücreler tabii, ama bu hücreler temel olarak kemik iliğinde oluşuyor. İlk oluşmaları yani çünkü kemik iliğinde bulunan kök hücrenin
hücreden geliyor bu hücreler. O kök hücrenin bölünmesi ve farklılaşmasıyla oluşuyor. Tabii daha sonra vücudun her tarafına dağılıyorlar. Bunların bir kısmı işte T hücreleri, B hücreleri vücudun farklı yerlerine gidip gelişimlerinin farklı evrelerini vücudun işte sekonder lenfoid organlar dediğimiz bölgelerinde tamamlayabiliyorlar. Ama orijinlerine bakacak olursak hepsi kemik iliğinden geliyorlar. Kemik iliği nakli dediğimiz şey de aslında bağışıklık sisteminin nakledilmesi olmuş oluyor bu durumda. Peki, teşekkür ederiz. Son sorumuz Kübra Dol'dan. İmmün sistemi baskılayan etkenler nelerdir? İmmün sistemi baskılayan yani işte bunlar hani genel olarak hayat tarzıyla ilgili şeylerden bahsedecek olursak zaten birçok şey var dikkat etmemiz gereken. İmmün sistemi iyi beslenmek, stresten uzak durmak, iyi uyku almak vesaire, dengeli beslenmek, vitaminler. Bunlar immün sistemin normal olarak sağlıklı bir şekilde görevini yapabilmesi için önemli şeyler. İmmün sistemin baskılandığı birçok durum var tabii. Bazı genetik hastalıklarda bunu görüyoruz. Primer immün yetersizlikler dediğimiz bir grup genetik hastalıkta. Bağışıklık sisteminin çalışmasında önemli rol oynayan mesela genlerin mutasyona uğraması sonucu bu kişilerde bu hastalıklarda bağışıklık sistemi tam olarak fonksiyon göstermeyebiliyor. Yine işte dediğim gibi birçok hastalıkta, enfeksiyonlarda, kanserde yine bu hastalığın bir yan etkisi olarak bağışıklık sisteminin baskılandığını biliyoruz. Birçok ilaç var bağışıklık sistemini baskılamak için kullandığımız. Çünkü bağışıklık sisteminin iyi çalışmaması değil, bazen bağışıklık sisteminin gereğinden fazla ya da yanlış yerde çalışması da sorun. Bunlara da otoimmün hastalıklar diyoruz. Yani aslında yabancı bir şeye tepki vermesi gereken bağışıklık sistemi hücreleri bazen vücudumuzun sağlıklı kendi normal dokularına da tepki verebiliyorlar. Bu durumda da işte otoimmün hastalıklar çıkıyor. Onları da bastırmak için yine bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar kullanabiliyoruz. Ya da organ nakli durumlarında nakledilen organ bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesin diye de bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanabiliyoruz. Peki Tolga, bu güzel sunumun için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Sunumu tekrar izlemek isterlerse Türk İmmünoloji Derneği'nin YouTube sayfasından sunumları tekrar izleyecekler. Lütfen bizimle kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler.